Tekrar merhaba arkadaşlar. Günün son yarış programı Amerika Santa Anita Park yarışları. Orada 8 koşu var yanlış hatırlamıyorsam. TCK 6'sını aldı tabii çok geç saatte. Sadece 6'lı Ganyan programı aldı. <laughs> Ki genelde de Santanita Anita yarışları favori plase bitiyor genelde. Çok az atlı da bir program baktığımızda çok kolay gözüken bir program ama bakalım biz sürpriz birkaç sürpriz at getirebilir miyiz diye. Birinci koşu 23.30'da başlayacak 11.30'da. Altılı yanında başlamış olacak birinci koşuyla. Meydin koşu 1300 metrede. Çok da detaylara bakmadım zaten. Şöyle bir üstün körü baktım. İlk koşuda 7 numaralı Logon to win. Önceliğim. Sonra 5 numaralı Crypto Crease ve 6 numaralı Streetlight People. Şablonuma yazdığım atlar birinci koşuda 7-5-6. İkinci koşu 1200 metrede koşulacak dişilere ait şartlı koşuda 5 kısrak yarışa kayıtlı. Ee, favorilerde oldukça yüksek AGF oranına ulaştı. Ee, yani 2-3 favori gelmezse cazip hal alabilir Santanita ama dediğim gibi istatistiksel olarak genelde favori plase bitiyor. İkinci koşuda da 2 e, iki at değerlendirmemi aldım. İlki Fraven Prat idaresindeki 3 numaralı Yo Yo Mama. Diğeri de 2 numaralı Stay In Line. E, AGF tablosunda favorisi. 3 numaraya da baktığımda şu anda ikinci at. Ben ikisini de değerlendirmemi aldım. 3-2. Üçüncü koşu altılık yanında üçüncü ayağı maiden koşu 1800 metre çim pistte 3 yaşlı 6 tay birincilik mücadelesi verecek. Günün büyük favorisi var burada 4. Benim de favorim e, band e, wagon benim de favorim olsa da e, dettor idaresindeki Avrupa orijinli 5 numaralı message of hope'u da Sürprize öneriyorum. Burada 4 5 diyorum. tabi 4 numara gelmez aslında kimin geleceği işte belli değil yani. Hepsinin geliri var. İlk koşusunda beklentilerin altında koşan var. Uzun ara vermiş olanlar var işte 5 numara gibi. Ben 5'i tercih ettim hani 4 numara biraz eksik koşarsa diye 3. koşuda 4 ve 5. Dördüncü koşu altılıdan yana dördüncü aya 1200 metre mesafeli maiden koşu Dört yaşlı e, atlara mahsus ki 5 ve 6 e, ilk kez koşacak. 5 e, numara biraz ön planda tutuluyor. E, bir 2 3 de birlikte koştular zaten e, ama ben orada üçün yarışını çok beğendim. Önceliğim 3 numaralı e, Snaking Candy ki o gün 1400'deydi koşu yanlış hatırlamıyorsam. Bugün 1200. Mike Smith'le bir beyaz bayrak aynayı deneyebilir. Çok beğendiğim bir safkan oldu 3 e, numara. Sonra 5 numaralı e, Prosper ve 1 numaralı Vegas e, Barner sırasıyla şans verdiğim atlar 4. koşuda 3 5 1. 5. koşu günün en kalabalık koşusu 1200 metrede şartlı koşuda 10 at birincilik mücadelesi verecek. Burada şablonuma tek yazdığım safkan AGF tablosunda ikinci attığı 8 numaralı Granada e, Flower iyi e, jokey ile kazanacağını düşünüyorum. 5. koşuda 8 tek diyorum. 6. ve son koşu Dişler ait Stakes koşu 2400 metre çim pistte 7 kısrak birincilik mücadelesi verecek. Burada 6 e, numara oldukça ön planda. Ben değerlendirmemi almadım. 5 numaralı e, Do It Day e, 218 gün arası olan 5 numara önceliğim. Sonra 3 numaralı e, Lakota Spirit e, Juan Hernandez ile ve son olarak da Mike Smith e, idaresindeki 7 numaralı Musical e, Rhapsody benim e, şablonumu yazdığım atlar. 5, 3 ve 7 oldu son ayakta. Değerlendirmelerim de bitti. Dediğim gibi hani çok detaylı bir çalışma yapıp da bir şablonum hazırlamadım. yine de umarım faydanızda olur. Keyifli seyirler, bol şanslar.